Büyük bir ihtimalle Yıldız Yazıcıoğlu'nda. Yıldız, senden alalım bilgileri. Tarihler belli oldu, takvim belli oldu. Bunun dışında bize aktaracağın ayrıntılar var mı? İtirazlar oldu mu bu takvime? Takvime itirazlar olmadı. Çünkü zaten takvimle ilgili tartışmalar çok daha öncesinde yaşanmıştı malum. Hem belediye başkanlarını Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da topladığı toplantıda hem de sonrasında yapılan parti meclisinde, yani Ağustos ayındaki parti meclisinde takvime ilişkin ilk tartışmalar yaşanmıştı. O tartışmaların da nedeni kurultayın yerel seçimler öncesinde mi sonrasında mı yapılması noktasındaydı. Merkez Yürütme Kurulu da yani CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi de yerel seçimler öncesinde kurultay sürecinin tamamlanması gerektiği noktasındaki eleştirileri de bir anlamda kabul ederek, görüşleri de kabul ederek bugünkü parti meclisinde CHP MYK'sının, yani Kılıçdaroğlu'nun kendi önerisi çerçevesinde de CHP Parti Meclisi 4-5 Kasım tarihlerinde hafta sonu Ankara'da kurultay yapılmasını kesinleştirmiş oldu. Dolayısıyla parti içi muhalefet açısından da Ekim ayı da ilk kongreleri bittikten sonra kurultay yeri seçimler sonrasına bırakılacak, kurultay ötelenecek gibi eleştiriler son bulmuş oluyor bugünkü parti meclisi kararı itibariyle. Parti meclisi bir karar daha aldı. O da TÜSİK kurultayının ayrı yapılması gerektiği konusunda, TÜSİK değişikliklerin ayrı yapılması gerektiği konusunda görüşler vardı. Bir TÜSİK kurultayı bu amaçla toplanması gerektiği görüşler doğrultusunda da CHP Parti Meclisi bir tavsiye kararı aldı ve tavsiye kararı uyarınca da 25-26 Kasım tarihlerinde bir TÜSİK kurultayı toplanabileceği yönünde bir tavsiye kararına imza attı. Buna neden peki tavsiye kararı diyoruz? Yani kurultay için karar, TÜSİK kurultayı için neden tavsiye kararı diyoruz? Çünkü 4-5 Kasım tarihlerinde CHP'nin parti yönetimi, parti meclisi değişecek. Dolayısıyla mevcut parti meclisi bugün son toplantısını yaptı. Eğer bir olağanüstülük söz konusu olmazsa. Mevcut parti meclisi de yeni seçilecek, 4-5 Kasım tarihleri itibariyle seçilmiş olacak yeni parti yönetiminin üstünde bir baskı aracı ya da bir gölge yaratmamak adına TÜSİK kurultayı ile ilgili kararını tavsiye niteliğinde almış oldu. Çünkü o kurultayın olup olmayacağına, o kurultayın tarihlerine 4-5 Kasım tarihleri itibariyle seçilmiş olan yeni parti meclisi karar verilecek. Bu kongre takvimi itibariyle baktığımızda 4'ünde genel başkan seçiminin yapılmasını bekliyoruz. 5'inde de parti meclisi seçiminin yapılmasını bekliyoruz. CHP'nin teamülleri uyarınca genelde şöyle oluyor. İlk gün genel başkan seçildikten sonra, eğer o genel başkan yine Kemal Kılıçdaroğlu olursa, Kemal Kılıçdaroğlu parti delegelerine bir anahtar liste önerisinde bulunuyor. Yani diyor ki benim birlikte parti meclisinde çalışmak istediğim isimler bunlar. Biz o listeyi anahtar liste diyoruz, genel başkanın listesine. O anahtar liste önerisi de bulunuyor. Ancak çarşaf liste şeklinde bir seçim yapıldığı için Kemal Kılıçdaroğlu örneğin genel başkan olursa Kemal Bey'in önerdiği isimler üzerinde tırnak içerisinde çizik atma dediğimiz şekilde delegeler bazı isimleri beğenmeyerek parti meclisine genel başkanın listesinde olmadan aday olmuş, aday gösterilmiş isimleri de tercih ederek tırnak içerisinde bir karma bir parti meclisi oluşturuyorlar. Yine 5 Kasım Pazar günü benzer bir şekilde 38. olağan kurultayda benzer görüntülerin yaşanmasını bekliyor olacağız. Tabii cumartesi günü kim seçilecek genel başkan noktasında baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde de pazar günü parti meclisinde onun anahtar listesinden nasıl çizik, kimler çizik giyecek meseleleri, tartışmaları yaşanacaktır. Yani mevcut tartışmaya baktığımızda işte efendim o zaman da şunu tartışıyor olacağız. Değişimciler parti meclisinde kaç kişiyle temsil ediliyor olacak? Ya da genel merkez parti meclisinde de ağırlığını koymuş olacak mı, olmayacak mı gibi CHP'nin kurultayı bu tartışmalarla izleniyor olacak diye özetleyebiliriz.
Yani hem cumartesi hem de pazar günü çok heyecanlı bir toplantı olacağı anlaşılıyor 4-5 Kasım tarihlerinde. Peki şimdi il başkanları ya da il kongreleri toplantıları devam ediyor. Ekim sonuna kadar da devam edecek. Bazı gerçekleşen alanlarda ciddi bir tartışma söz konusu oldu. Bazı alanlarda hani çevik kuvvet bile içeri girmek ve müdahale etmek zorunda kaldı. Büyük bir ihtimalle şimdi parti meclisinde tartışılan konulardan bir tanesi de bu galiba. Çarşaf liste, blok liste şeklindeki bazı dayatmalar olabiliyor deniyordu genel merkezden blok liste olsun diye. Bununla ilgili görüşmeler ne durumda? Kimler neler söyledi? Eğer bize içeriden gelen bilgileri de aktarabilirsen sevgili Yıldız. Tabii şu anda isim isim aktarmamız mümkün değil ama şu söylenmiş durumda. Örneğin Çevik Kuvvet örneği verdiğiniz kongrelerden biri İzmir'de yaşandı. Ben de hatta birebir izlemiştim. Cam sehpaların kırıldığı kongre görüntüsüne tanıklık ettik. Bu konuda eleştiriler ifade edilmiş. Genel merkez kaynaklı olarak neden il kongrelerinde, örneğin İzmir'in bugüne kadar daha önceki bütün il kongreleri çarşaf listeyle delege seçimi yaparken neden genel merkezin İzmir örneğinde ısrarlı bir şekilde blok listeyle delegeleri seçelim ve genel merkez seçimine Ankara'daki kurultaya o şekilde delegeleri gönderelim ısrarı eleştirilmiş durumda. İstanbul'da da benzer bir tartışmaya yol açılmaması, çarşaf listeyle seçim yapılması konusunda bir takım temenniler de ifade edilmiş. Buna temenni diyoruz çünkü İstanbul'da da İzmir'de ve Ankara'da olduğu gibi muhtemelen yine blok liste önerisi gelecek ve öyle bir oylamayla yine delegelerin blok listeyle seçilmesi konusunda bir atmosfer ortaya çıkacaktır 8 Ekim'de İstanbul İl Kongresi'nde diye düşünüyoruz. Çünkü benzer bütün görüntüleri İl Kongrelerinde bugüne kadar yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu noktadaki eleştiriler ifade edilirken Sezgin Tanrıkulu'nun durumuyla ilgili de görüş ifade edilmiş. Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkılmasında geç kalındığı, yine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürk'ün açıklamaları ile ilgili eleştiriler yapıldığı biliniyor içeride kapalı toplantıda. Parti meclisi bu arada devam ediyor. Parti meclisi üyelerinden bazıları şehir dışına gidecek, uçağı olanların birkaç isim ayrıldılar parti meclisinden. Ama çoğunluk içeride ve toplantıyı devam ettiriyorlar. Bu eleştirilere yönelik nasıl yanıtlar verildi birebir de henüz bitmediği için toplantı detayları yansımadı ama yansıyacaktır parti meclisinden. Genel başkanın parti içi tartışmalardan öte yerel seçimlere odaklanalım yönünde birkaç cümle sarf ettiği söyleniyor ama buna karşılıkta CHP Genel Merkezi başta olmak üzere CHP'nin özellikle bu 1 Ekim'e kadar yerel seçimler açısından adres değişikliği konusunda yeterince sahip çıkmadığı yönünde de eleştiriler söz konusu olmuş içeride. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 1 Ekim meselesini yeterince gündeme getirmediği, bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'nun nezdinde gerekli girişimleri yapmadığı tartışması da söz konusu. Tabii geçtiğimiz günlerden itibaren Atilla Kart bu açıklamasını yeniledi ama aslında Ankara gazetecileri için yeni değil. Atilla Kart o açıklamayı defalarca daha önce yapmıştı. Onu da hatırlatalım. Anayasa tartışmaları sırasında da yeniden gündeme gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2017'deki anayasa referandumu konusunda takındığı tutum, mühürsüz oylarla ilgili süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşımaması noktasındaki tartışma daha önce geçmişte defalarca yapıldı. Ankara gazeteciliğinin oldukça bildiği bir konu bu. O çerçevede de benzer bir durumun bu 1 Ekim içinde oluştuğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla yeniden neden CHP Yüksek Seçim Kurulu nezdinde gerekli hamleleri yaptı yapmadı tartışmasının içeriği de yansıdığı biliniyor. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden parti kurumsal kimliği ve parti yönetimi açısından bu konuda açıklama yapan isim sadece Ahmet Akın oldu. Ahmet Akın da bir yazılı açıklama ile yetinmiş oldu. Dolayısıyla bu tartışma sürüyor. Yani son birkaç gündür bazı milletvekilleri tweet atarak bu 1 Ekim hatırlatmasını yapıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal Twitter hesabına da baktığımızda, kurumsal web sitesine de baktığımızda yerel seçimlere yönelik bu çok kritik olan
adres meselesi üzerinde partinin yeterince durmadığı da açıkça görülüyor. Bunun da içerideki tartışmalara yine yansıdığı, eleştiri olarak gündeme geldiği ifade edildi. Bunları aktarabiliriz Zeynel Lüle. Tabii ki İstanbul kritik, çünkü İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller delege sayıları itibariyle kritik ve bunlar bir blok olarak geldiklerinde de kuşkusuz kurultay sonucunu da etkileyecek bir etki yaratıyorlar, bir tablo ortaya koyuyorlar. Bu anlamda önemli iller, bu büyük iller. Ama şunu da hatırlatalım bu noktada izleyenlere. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyelim ki 1000 delege imza verdi ve 1000 delegeyle aday gösterildi. Bu şu anlama gelmez. 4 Kasım günü yapılacak olan CHP Genel Başkanlığı seçiminde 1000 delege Kemal Bey'e zaten oy verecek. Çünkü o 1000 delege onu imza ile aday gösterdiği anlamına gelmez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, yanlış hatırlamıyorsam, 18. olağanüstü kurultaydı. Muharrem İnce'nin yeniden aday olduğu, genel başkanlık yarışına girdiği kurultay. Orada sürpriz bir şekilde, beklenmeyen bir şekilde 470'i aşkın oy almıştı Muharrem İnce. Bu da şu anlama gelmişti. Dolayısıyla Kemal Bey'i aday gösteren delegelerin tümü gidip tekrar Kemal Bey'e oy vermemişlerdi. Bunlar yaşanabiliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu kadar sayıda delegenin adayı olarak gösterilmesi 4 Kasım günkü oylamanın sonucu da bu olur anlamına da gelmez. Bu tartışmalar çerçevesinde bunu da anımsatmış olalım. Çok teşekkürler. Son bir cümle Yıldız Yazıcıoğlu. Burcu Köksal ve Gülsel Erol isimleri geçiyordu. Hani kongre süreçleri içerisinde sorunlar yaşandı biliyorsun. Bununla ilgili disiplin kuruluna verilmesini teklif eden, öneren ya da gündeme getirenler oldu galiba. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Bu yönde bir karar çıkmasını beklemiyoruz. Çünkü o zaman tüm taraflar açısından benzer iddialar ve disiplin talebi gelecektir. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi kapanırken de bir konuşma yapması bekleniyor ve bir sulh çağrısı, parti içi bir sulh çağrısı yapması bekleniyor. Ama dediğim gibi, yani İstanbul'da da muhtemelen yine kavgayı tetikleyen nokta blok liste önergesinin salona sunulduğu nokta oluyor. İzmir'de öyle oldu. İzmir'de tam o anda kavga çıktı. Dolayısıyla hani bu blok liste meselesi olduğu sürece bu böyle devam edecektir, görünüyor. Peki, çok teşekkürler Yıldız Yazıcıoğlu. Sağ olasın bize zaman ayırdığın için. Kolay gelsin sevgili Yıldız. Çok çok teşekkürler. İyi yayınlar. Değerli izleyiciler, gördünüz işte, sonuçta parti meclisi devam ediyor ve henüz daha içeriden gelen bilgiler bu kadar değil. Büyük bir ihtimalle daha da fazlası birazdan bize ulaşacak. Yayınımız sırasında gelecek olan bilgiler olursa sizinle paylaşacağız. Ve dahasını tabii ki ana haber bültenimizde bulacaksınız. Saat 18'de Evren Özalkuş'un sunduğu haber bülteninde ayrıntılı bir şekilde parti meclisi toplantısına yer vereceğiz. Dün Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,